Yatırım Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 7 Kasım günlerden Perşembe. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump acaba 13 Kasım'da görüşecek mi, görüşmeyecek mi soruları vardı. Nihayetinde bu soru cevap buldu. Birazdan detaylarını sizlere aktaracağım. Bir de bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'nde takip edeceğimiz önümüzdeki haftada ABD'de Trump'ın asil süreciyle ilgili olarak kamuya açık oturumların başlayacak olması. Hatta ayın 13'ünde ve ayın 15'inde iki tane kamuya açık tanıklar ifade verecekler. Dolayısıyla bu da takibimizde olacak. Piyasalar açılmadan şöyle bir bakalım neler var bizim randımızda ve heybemizde diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonla görüştü. 13 Kasım'daki Washington ziyaretini teyit etti. İkili ticaret görüşmeleriyle beraber, daha doğrusu biliyorsunuz daha önce karar verilmiş 100 milyar dolarlık bir hacim, ticaret hacmine bu konu görüşüldü. Bir de tabii ki Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Ancak 13 Kasım tarihinde daha detaylı olarak masaya yatırılacak. Sonuç itibariyle 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüşecek. Buradaki görüşme sadece Türkiye'de piyasalar açısından değil, gerek Rusya, gerek Avrupa Birliği, gerek Asya'da yakinen takip edilecek. Suriye'de bulunan ülkeler de tabii takip edecek bunu. ABD için birinci faz ticaret anlaşmasına imzaların Aralık'ta atılması öngörülüyor. Bu ay içerisinde bekleniyordu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde Iowa'da özür dilerim yapılması planlanıyordu. Daha doğrusu düşünülüyordu. Ancak sanıyoruz ki ya Asya'da ya Avrupa'da gerçekleşecek bu imzalar diyelim. Ancak tabii bu haberle beraber piyasalar çok pozitif bir tepki vermedi. Kafalar karıştı. Hazinenin dolar cinsi Eurobond ihracında getiri %5,7 olarak fiyatlandı. Bu borçlanma kapsamında olan bir planlı Eurobond ihracıydı. Rusya Maliye Bakan Yardımcısı ruble cinsi tahvil ihracı için Türkiye'nin bankaları değerlendirdiğini açıkladı. Nasıl Eurobond ihracı yapıyorsak Rusya ile Türkiye arasında da ruble cinsi tahvil ihracı için Türkiye bankaları değerlendirilecek. Bu önemli, gerçekten önemli. Rusya daha önce ruble cinsi tahvili sadece bir ülkeye yapmıştı diye biliyorum. Yurt içinde bilanço sezonu devam ediyor. İş Bankası'nın net karı tahminleri aştı. Bu arada sadece İş Bankası değil, Türk Hava Yolları'nın da karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aslında bilançolar beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam ediyor. Birazdan değerlendireceğiz. Bilançoların sektörler üzerinde etkisi bugün nasıl olabilir? Gizem'e soracağız diyelim. Hemen bakalım rakamlara, piyasalar dün nasıl kapattı? Borsa İstanbul artıda kapanışlar gerçekleştirdi. %0,62'lik 101.000 seviyesindeyiz. 102.500 önemli bir yer. Kırarsa yukarı yönlü 105.000-110.000 seviyeleri var. Yuvarlak olarak bahsediyorum. Dolar TL tarafında 5.74-5.76, sabah erken saatlerde 5.76'yı da gördük. Tabii bunun üzerinde ABD ile ilgili gelişmeler, doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması var ki birazdan Gizem bize gösterecek. Euro TL'de 6.35, bir ara 6.37 seviyelerinde takılmıştı. Şu an geriliyor. 10.000'de 8 eksi de Euro dolar paritesi 1.10.000'lerin altında işlemlerine başladı diyelim. Türkiye tahvillerine bakacağız. 2 yıllıklarda %12,20'leri görüyoruz ki dün itibariyle 12,60'ların üzerindeydi. 5 yıllıklarda yine 12,8 civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 12,53'e kadar geriledi. Yine 10 yıllıklar %13'ün altında dün itibariyle kapanışlarını gerçekleştirdi. Avrupa borsalarında tamamen artıda görüldüğü üzere. Tabii burada Almanya'dan gelen veriler de etkili oldu. Beklentilerin üzerinde veriler gördük. Almanya'dan açıklama da geldi. Kriz anında biz müdahale edebiliriz ancak şu an bir kriz yok dedi. Gelen veriler de bunu teyitliyor. Görüldüğü üzere en fazla değer kazancı Paris'te olmuş %0,3. Devam edelim hemen ABD piyasalarına. Eksi eksi Nasdaq'ta gerçi pek bir değişim yok. Dow Jones ve Nasdaq'ta çok az eksileri görüyoruz. S&P 3000 üzerinde tutulmaya devam ediyor. Burada da bilanço sezonu. Bilançolar da etkiliyor. Tabii bunun yanında ABD'de Trump'ın asil süreci. Bahsetmiştim yayının başında. Ayın 13'ü, ayın 15'inde. Ayın 13'ünde iki kişi ifade verecek. Ayın 15'inde tek bir kişi. O da Mayıs ayına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev Büyükelçisi. Dolayısıyla bu açıklamalar, bu tanıklıklar, bu ifadeler etkili olacak piyasalar üzerinde. NTI'ye bakalım. NTI'de dolar, özür dilerim, petrol tarafında OPEC toplantısı olacak 5-6 Aralık. Birazdan Gizem'e de soracağım. $61.71 %0,05 eksi, çok fazla bir eksisi veya değişim yok görüldüğü üzere aslında yatay seyrediyor da diyebiliriz. $56.36 NYMEX. Altın tarafında 1510 doların altındayız ve 1491'de devam ediyor. Burada da bir yataya girme söz konusu bugün için.
takibimizde. Çünkü Çin ABD arasındaki ikili görüşmeler ya da anlaşma aralığa kayacağı için dolayısıyla altın tarafında bir etki görebiliriz. Takvime bakalım. Eylül ayına ait sanayi üretim verisi gelecek. Dün Almanya'dan gelen verilerin çoğunluğu iyiydi. Yine saat 14.30'da Türkiye Haftalık Bankacılık ve Menkul Kıymetler istatistiklerini bekliyoruz. BOE'nin yani İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bir değişiklik beklenmiyor. Özür dilerim. Yine Amerika'da haftalık işsizlik maaş başvurularını bekleyeceğiz. Bu da önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Saat 17.30 itibariyle de Türkiye Hazine Ekim bütçe dengesini bekliyor olacağız diyelim. Tabii bu arada bakalım haberlerimizde hangi detaylar var. Bir de Türkiye ile ilgili bir tahmin diyelim, beklenti düzeltildi, yukarı yönlü revize edildi diyeyim, daha doğru olur. Uluslararası Para Fonu Euro bölgesi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini %1,3'ten %1,2'ye, 2020'ye ilişkinde %1,5'tan %1,4'e düşürdü. Ama Avrupa Kalkınma Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini 0,2 eksiye kadar çekti, 0,8'lik bir düzeltme yaptı diyelim. Bu arada Chicago Fed Başkanı Evans, Fed'in bu yıl gerçekleştirdiği 3 faiz indiriminin Amerikan ekonomisini iyi bir yerde bıraktığını söyledi. İşsizlik çok iyi ama işsizliğin iyi olmasına rağmen enflasyon yaratılmıyor diyen Fed başkanları da var. Gizem hoş geldin. Çok hızlı konuşunca tabii böyle. Yoğun gündem var. O kadar yoğun gündem var ki her birini yetiştireyim diye. Evet, piyasalar nasıl başladı? Hep eksi görüyorum burada. Herhalde Çin ABD. Evet, etkisi var. Öyle diyebiliriz, aynen öyle. Sebep olarak gösterdikleri aslında yine kaynaklara dayandırılan haberlere göre imzayı atacakları yeri karar verememişler. O yüzden de ertelenmiş deniyor çıkan haberlerde. Gel gelelim Aralık ayında imzanın faz 1 en azından gerçekleşeceği beklentileri var yine de. Ama her bir gün zaman kaybı piyasalar açısından. Çünkü yukarı yönde destekleyebilecek bir şey olmadığı için çok fazla bu ertelenme haberi de zaten az olan işler biraz daha törpülüyor. Şu aşamada az diyoruz ama işten bir taraftan da mesela ABD açısından konuştuğumuzda oranın hisse senetleri bu haber akışıyla beraber rekordan geriliyor. Yani Doğru. Orada zayıf seyrediyordu, daha da zayıf oldu diye bir şey söz konusu değil. Sadece böyle çok momentumlu bir yükselişten bahsetmiyoruz, onu kastediyorum. Bu sabahta yine bu Amerika ile Çin arasındaki faz 1'in imzalanmasına ilişkin zamanlamanın ertelenmesi özellikle Asya hisse senetlerine zarar veriyor. Sabah ilk açılışları itibariyle en azından mesela Avustralya'yı ve Hindistan'ı artıda görüyorduk. Ama Hindistan mesela şu aşamada primlerini oldukça azaltmış. Singapur mesela artıya geçmiş. Endonezya %1,3 ile bölgenin en çok satılanları arasında. Hong Kong %0,39 kadar eksi de şu aşamada. Birçok borsa yatay ama ağırlıklı olarak satışta olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun haricinde bir tane faiz kararı aldık bugün içerisinde. Tayland'dan geldi Asya'ya dair. 25 bas puanlık bir faiz indirimiyle beraber onlar da faizlerini 1,25'e düşürdüler. 3 kere mi indirmişti? Ben öyle bir şey gördüm. Ben de öyle hatırlıyorum. Devamlı değil mi? 3. bu olması gerekiyor. Bu üçüncü diye hatırlıyorum ben. Evet. Aynen. Döviz piyasasında ise karışık bir seyir var ama ağırlık olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin aslında değer kaybettiği bir gün içerisindeyiz. Gelişen ülkeler özeline geldiğimizde de göreceğiz zaten. Bu sabah bu tablomuz ağırlıklı artılar gibi görünüyor ama aslında tablo çok da öyle değil. Filipin pesosu, işte Güney Kore bonu, Endonezya rupisi şu aşamada nispeten primle seyredenler. Tahvil faizlerine tablo ağırlıklı olarak faizlerinin düştüğüne işaret etmiş. Emtia cephesi ise bu hafta ağırlıklı olarak buraları artıda görmüştük. O yüzden bugün buralarda biraz kar realizasyonu var diyebiliriz. Satış baskısından ziyade. Petrole ilişkin ayrıca bir haber akışı var. Onu da ayrıca paylaşırım. Ama tabloda zaten artıda olan kimse yok. Çinko'da, bakırda çıkmış ekranımıza, demir cevheri de çıkmış endüstriyeller arasında. Hepsinin bu sabah ilk itibariyle eksili olduğunu görmekteyiz. Ülke risk primleri de bu bahsettiğim ağırlıklı kırmızı tabloyu aslında bir noktada fiyatlaması. Çünkü ülke risk primleri Asya'da ağırlıklı olarak yükselişe işaret ediyor bu sabah. Peki OPEC 5-6 Aralık toplantı kritik bir toplantı zannediyorum olacak. Hı-hı. Çünkü OPEC'ten kopuşlar da var. Evet. Arz ne olacak? Ne yapacaklar? OPEC artı üyelerinin, yani buna Rusya vesaire de dahil haliyle birlikte daha fazla arz kesintisine karşı olduklarına ilişkin bir haber çıktı. Hı hı. Bundan kaynaklı olarak da biz petrol fiyatlarında bir dalgalanma gördüğümüzü söyleyebiliriz. Son üretim rakamları ekranımızda OPEC üyelerinin tamamının Ekim ayı, Eylül ayı petrol üretiminin ne kadar artırdıkları ya da azalttıkları ve kapasiteleri görünüyor bu sütunda da. Bu noktada da OPEC üyeleri içerisinde en fazla petrol üretimine sahip olan ülkeler var. Ekrandaki en fazla sahip olan
olan ülkeler zaten belli. Suudi Arabistan var, İran var, Irak var vesaire diye gidiyor. Burada bu ay itibariyle en azından Ekim ayı üretim rakamlarına baktığımızda aslında sadece 2-3 tane ülkenin, mesela Suudi Arabistan nispeten ciddi arttırmış üretimini ama geri kalan ülkelere baktığımızda üretiminde azalma var. Nihayetinde geldiğimiz nokta itibariyle aslında zaten kapasitelerini kullanmadıkları da çok net rakamlardan görülüyor. Bu kapasiteyi hem kullanmıyorlar hem üretebileceklerinden daha az üretiyorlar. Petrol gelirleri bu ülkeler için, Suudi Arabistan'ı saymayalım mesela, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de saymayalım. Kalanı için petrol çok önemli bir gelir. Evet. Ve ülke buna bağımlı. Buna rağmen zaten az ürettikleri için tabii doğal olarak daha fazla üretim kesintisine de karşı oldukları anlaşılıyor. Tabii. Yani OPEC'in ne yapacağını ben de merak ediyorum açıkçası. Ve tabii bugün İngiltere Merkez Bankası var. Hı hı. Bir değişiklik beklenmediğini biliyorum. Hı hı. Herhalde yine seçimi ve Brexit'i bekliyorlar gibi geliyor. Evet, şu aşamada mesela sabah saatlerine baktığımda sterlin dolar 1.2840'a kadar gerilemişti. Ki bu mesela bir haftanın en düşüğüne yakın bir işlem gördüğüne işaret ediyor. Tam İngiltere Merkez Bankası'nın kararı öncesinde. Bu önemli bir toplantı. Evet, değişikliğe gitmeyecekler. Piyasanın kesinlikle böyle bir beklentisi yok. Ama makroekonomik tahminlerde güncelleme göreceğiz. O yüzden de bu sterlin fiyatlamasına çok baskın olabilir. O yüzden de kararı yakından takip etmekte fayda var. Bu ekrana getirdiğim grafikte Bloomberg'un ekonomistlerle yaptığı bir anketin sonuçları. Şunu soruyorlar. İngiltere Merkez Bankası bugün makroekonomik beklentilerini ne yönde değiştirir? Sarı sütunlarla çıkarsa şayet bu katılımcıların ne kadarının büyüme ve enflasyon tarafında 2020-2021 yükseltme beklediklerini gösteriyor. Gri ise şayet değiştirmez demişler. Mavi ise maviyle görüyorsak şayet, ne kadar uzun görüyorsak, katılımcıların o kadar büyük bir çoğunluğu büyüme tarafındaki tahminlerini İngiltere Merkez Bankası ilgili yıl için düşürür şeklinde beklenti paylaşmışlar. Hakeza enflasyon için de öyle. 2019 tahminlerine bakalım ilk etapta. Buradaki beklenti ne görüyoruz büyüme tahmini için? Değiştirmez şeklindeki beklentilerde yoğunlaşma olduğunu gördük. 2019'un enflasyonu içinde katılımcıların büyük bir çoğunluğu İngiltere Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmez demiş. Bundan sonrası önemli. 2020 yılının büyüme tahminine dair ne söyler İngiltere Merkez Bankası? Beklentisini nasıl değiştirir cevabına verilen, sorusuna verilen cevap ise ağırlıklı olarak düşürür yönünde oluşmuş. Aynen. 2020'nin enflasyonuna bakalım. Burada çok bariz bir biçimde düşürür beklentisi var. 2021 yılına gidecek olursak büyümeye dair sütuna bakıyorum. Yine düşürür diyenlerin çoğunluğu aldığını gördük. Hakeza 2021 yılının enflasyon beklentisi için de katılımcıların çok büyük bir çoğunluğu düşürür şeklinde tahmin paylaşmış. Dolayısıyla en azından makroekonomik göstergeler için şunu söyleyebiliyoruz. 2020 ve 2021 yılı için hem büyüme hem de enflasyon tahminini İngiltere Merkez Bankası düşürür şeklinde beklentilerini paylaşmış. Biraz seçim, biraz herhalde Brexit meselesinden dolayı o iki yıla biraz daha kritik görüyorlar. Anladığım kadarıyla geçmekte olan ülke para birimleri, şimdi dolarda da bir hani Türkiye'de olumlu gelişmelere rağmen dolarda ya da TL'de bir değerleme görmüyoruz. Ama hı-hı, zannediyorum diğer ülke para birimlerinde de dolar karşısında değer kaybediyor. Aynen öyle. Gibi. Aynen öyle. Evet. Bu sabah itibariyle zaten ağırlıklı olarak az önce de bahsettiğim gibi gelişmekte olan ülke para birimlerinin büyük bir çoğunluğu ekside. Kazananlar tarafında Meksika pesosu, TL, Singapur doları olarak sıralanmış ama kazanımların oranı çok yüksek değil zaten. TL'nin spesifik olarak hareketinde de aynı zamanda koydum. Senin sevdiğin grafik var bir sonrakinde. Evet, baktım ben de. Benim sevdiğim grafik varmış. Dolar TL grafiğine bir bakalım. Nasıl, hı-hı, başladı? Londra seansı nasıl kapandı? Asya nasıl açıldı? Şimdi o %0.17 kadar TL'nin mesela az önce dolar karşısında arttığı olduğu çıktı. Ama nasıl bir hareketten bahsediyoruz? Mesela tekrar şuraları ifade etmek gerekirse yeşil kutucuklarla işaret ettiğim kısım dün Londra seansını, turuncu ile işaret ettiğim kısım ise New York seansını gösteriyor. Mavi ile görünen kısım ise bugünün açılışları, yani Tokyo rakamları var elimizde. Ne göstermiş? New York seansı itibariyle biz aslında dün 5.77-13'lere kadar yükseldik. Bugün Tokyo'nun açılışına bakacak olursak 5.74-95'ten yaptık ve 5.76-35'e kadar bu sabah itibariyle dolar TL'nin yeniden yükseldiğini gördük. Ama son gördüğümüz rakamla itibariyle 5.74'lü seviyelerden bir fiyatlama söz konusu. Dolayısıyla bu da bize gösteriyor ki sadece hani görece daha düşük olduğu için aslında TL'nin dolar karşısında değer kazandığını gösteriyor. Yoksa yine çok dar bir bant hareketi içerisinde ama geçtiğimiz haftayla kıyasladığımızda görece daha yukarıda olan bir bant hareketiyle devam ediyor TL işlemlerine. Şimdi Eurobond ihracı 5.7% bir faiz oluştu orada. Tabii bunun yanında bir ek de bir durum var. O da Rusya'da ruble cinsinden bir ihraç düşünüyor. Hatta bankaları inceleyeceğim dedi bugünkü önemli haberlerden biri. Bu grafikte ne görüyoruz? Bu grafikte son çeyrek itibariyle, yani
özellikle dördüncü çeyreğin başı itibariyle ülke risk primlerindeki yüzdesel bazdaki değişimleri gösteriyor. Bunu göstermemiş sebebi ülkeler açısından risk primleri düştüğü için borçlanmaya çıkacaklarsa şayet uygun bir ortam olduğunu anlatmak için gösterdim. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 finansman programı çerçevesinde senin de aktardığın üzere dolar cinsinden 2024 vadeli ihracında %5.7'lik bir getiri fiyatlandı. Buradaki 2024 itfaiyeli tahvil için talep toplayıcı kurumlara baktığımızda Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan'ın yer aldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Kasım ayı içerisinde zaten 2 milyar dolarlık bir Eurobond itfası artı da faiz ödemesi var hazinenin. Dün yaptığı duyuruyla beraber uluslararası piyasalardan 5 yıl vadeli Eurobond ihracına çıkacağını zaten duyurdu. Dediğim gibi 5-7'de getiri var. Şimdi CDS primimiz şu aşamada bizim 325 puan, bas puan seviyelerine kadar gerilemiş vaziyette. Dolayısıyla bu gerilemede bize ihraç için görece geçtiğimiz dönemle kıyaslandığında zaten daha olumlu bir ortam olduğunu da gösteriyor. Genel itibariyle bankalar tarafında bu kadar canlı bir ihraç görmüyoruz. Çünkü görece CDS'imiz evet. Hala yüksek mi yüksek. Bununla birlikte bir de şunu söyleyebilirim. Bugün itibariyle Ekim ayı hazine nakit dengesi de takip edilecek. Ekim ayında yapılan net borçlanma 8,5 milyar TL idi. Hazinenin TCMB mevduat bakiyesinde 3 milyar TL bir azalma var. Aylık nakit açıkta 11,5 milyar TL seviyesine gelebilir şeklinde piyasanın tahminleri var. Rusya ile ilgili konuya gelecek evet. Olursak. O enteresan bir konu. Evet, orada istedikleri aslında şu. Yani özellikle uluslararası bankalarla birlikte Rusya yurt içi tahvil piyasasının zenginleşmesini istiyor. Buna dair daha öncesinde de adımlar atmıştı. Ama sadece Belarus zannedersem evet, orada bir tane ülkede. Bir galiba. Tane ülke. Evet. Aynen. Oranın Maliye Bakanı da dedi ki hani Türk tahvil ihracına ilişkin şunu söylüyorlar. Umuyoruz ki likit olur şeklinde bir yorumda bulundular. Orayı da izleyeceğiz. Orası yani hem bizim varlıklarımız açısından önemli hem de orada tahvil piyasasının çeşitlenmesi bir de Rusya-Türkiye ilişkilerini evet. canlandırılması gibi hedefler düşününce şayet önemli bir adımdan bahsediyoruz aslında. Ve Borsa İstanbul dün nasıl kapattı? Şimdi bilanço dönemi İş Bankası beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Türk Hava Yolları keza öyle. Dolayısıyla hem bankacılık hem de bir hava yolu senetleri hisselerine bu nasıl yansır? Sence yansır mı beklenti üzerinde olduğu için? Yansır, muhtemelen yansır. Bilanço fiyatlamasını dün de görmüştük. Bugün de görme ihtimalimiz kuvvetle muhtemel. Ağırlıklı olarak pozitif bilançolar geldi. Onu söyleyebilirim. Petkim'den işte Vestel Elektronik'e, Türk Hava Yolları'na kadar yine birçok bilanço açıklandı. Dünün kapanışını hatırlatmak gerekirse %0.62'lik bir primimiz vardı. Prim ağırlıklı olarak günün ikinci yarısına geldi zaten. Açılışımızı 100.672 puandan yapmıştık. En yüksek 101.598 puana kadar yükseldik. Günün sonunda ise son bir saatte gelen çok ufak realizasyonla birlikte 101.143 puandan günü tamamlamışız. En fazla yükseltenler tarafında Akbank, Türksel, İş Bankası, Ülker Bisküvi, TAV diye devam ediyor. Bilançosunu bugün gördüğümüz Türk Hava Yolları da Petkim'de aynı zamanda dün yükselişle günü tamamlamış ve yükselişe eşlik etmiş. Düşürenler tarafına baktığımızda ise Aselsan, BİM, Tekfen, Kozu Altın diye liste devam ediyor. Aselsan'ın da dün bilanço fiyatlamasını görmüştük. Bir de iş alımı da vardı. Günün sonuna baktığımızda %1.48 kadar günü eksi de tamamlamış. Migros'u da görmüştük mesela. Migros için analistler olumlu yorumlarda bulunmuşlardı ama günün sonuna baktığımızda eksi de bir kapanışın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bugün fiyatlanacak olan bilançolarda mesela ağırlıklı olarak Petkim için pozitif olan bir bilanço gördük. Beklensen çünkü çok üzerinde bir kere açıkladı. Ama şunu da söyleyeyim. Yıldan yıla zaten çok ciddi bir gerileme beklentisi vardı ve analistlerin tahminleri oldukça kötümserdi. O yüzden de hani aşması Petkim ölçeğinde. Çok iyi oldu. Evet. Anlamı taşımıyor. Hep uyarı yapıyordun. Zaten beklentiler düşük olduğu için beklentileri düşük tuttular. Aslında beklentilerin üzerinde diyoruz da yine de istediğimiz düzeyde değil. Evet. Hep bu uyarı yapıyorsun. Evet, aynen. O zaman bugün açıklanacak büyük firma var mı Türkiye'de? O listeyi bir tekrar kontrol edeyim bugün itibariyle. Var ama bu hafta itibariyle takip edeceğimiz daha bilanço var önemli takip eden. Ama kontrol edeyim yarın tekrar hatırlatırım zaten. Tamam. Bugün kalan zamanda da hatırlatırım yine. O zaman İş Bankası'na, Petkim'e, Türk Hava Yolları'na bugün biraz daha bakacağız. Dün primlenmişler ama yine de herhalde devam eder. Ki uzmanlara da soracağız acaba kesinlikle. Bu yükseliş devam eder mi? Gizem teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ ol. Evet hemen telefonumuza döneceğiz. Cem Tözge karşımızda. Cem günaydın. Günaydın. Gizem'le de konuşuyorduk. Şimdi beklentiler bilanço tarafında. Beklentilerin üzerine gelen karlılıklar var. İş Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim. Yine bugün bilançolar gelmeye de devam edecek. Dolayısıyla Borsa İstanbul'daki bu yükseliş devamını bekler misiniz? Açıkçası bekliyoruz bugün için. Bugün olumlu bir gün bizi bekliyor gibi gözükmekte. Tabii burada bilançoların etkisi var ama bundan öte yine akşam gelen haberle
Cumhurbaşkanlığı tarafından Amerika ziyaretinin 13 Kasım'da yapılacak ziyaretin teyit edilmesi şu anda dolar TL tarafında olumlu etkisini göstermekle birlikte borsada olumlu bir açılışı işaret etmekte. 101.500 seviyesi burada önemli. Bu seviyenin üzerinde bir açılış beklemekle birlikte 102.500 seviyesini gün içinde test edeceğimizi düşünmekteyiz. Şu anda da yurt dışındaki zaten yatay seyir ya da orada da yine ticaret savaşına ya da ticaret görüşmelerine dair beklentiler. Orada da yurt dışında da olumlu bir hava iyi işaret ederken bizde de içeride dediğim gibi Amerika ziyareti ve artık olumlu bilançolar yukarı yönlü hareketin devamını işaret etmekte. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'ni takip ediyoruz. Orada ayın 13'ünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Trump'ın görüşmesi. Hem ikili ticari ilişkiler hem de Suriye konusu ana maddelerden iki tanesi. Ancak aynı dönemde bunun bir etkisini soracağım ayrıca. Ama aynı dönemde Aziz süreciyle ilgili ayın 13 ve 15'inde toplamda 4 tanık, 3 veya 4 tanık kamuya açık ifade de verecek. Dolayısıyla şimdi biz 13 haftası hem buna hem ona bakacağız değil mi? Etkileri nasıl görünür sence? Hangisi daha yoğun etki yaratır Türkiye açısından? Açıkçası bizim için tabii ki Amerika ile olan birebir ilişkiler önemli. Öbür tarafa baktığımızda Aziz süreciyle ilgili zaten piyasada bir fiyatlama görmüyoruz. Yani ilk fiyatlamaya baktığımız zaman bu alt meclisten geçen negatif sonuç ya da Trump'ın aleyhine olan oylama sonucu bunun senatoda bir şekilde 2/3 o çoğunluğa ulaşmasının imkansız olduğu şu anda fiyatlanmakta. Zaten tersi bir fiyatlama olsaydı bu ilk oylama sonrası piyasada bir kaotik durum yaşanırdı. Bunu görmüyoruz. Bizim burada bakacağımız tamamen Trump'la Erdoğan arasındaki görüşme ve buradan gelecek olan açıklamalar. Yani dediğim gibi Amerika'nın iktisat tarafı bizi şu anda pek ilgilendirmiyor. Zaten piyasa tarafına da bir negatif fiyatlama söz konusu değil. Peki beklentiniz nedir? Trump'la Erdoğan görüşmesinde bir beklentiniz oluştu mu diye sorayım ya da? Açıkçası öngörmek zor. Çünkü bu zamana kadar çok görüşme oldu. Hani son yapılan yani Amerika heyetinin Türkiye'ye gelmesiyle birlikte yapılan anlaşma sonrasında da bir takım bir karışık haberler hem Amerika tarafından geldi hem de tabii cepheden geldi. Bundan dolayı da tabii ki olumlu beklenti içinde olmak gerekiyor ama burada tabii hala soru işaretleri olacak gibi gözükmekte. Evet, yakından takip ediyorsa bu ikili görüşmeleri. Bunun yanında tabii biraz az önce biraz bahsettin ancak ABD için Aralık ayında ilk faz imzalanacak yerde anlaşamadıklarına dair bir haber akışı vardı. Bu haberler bizim tarafta özellikle altın tarafında nasıl bir etki yaratır onu sorayım. Evet, bu taraftan baktığımızda birazcık risk iştahı düşük. Burada anlaşmanın Aralık ayında kalma ihtimalinin yüksek olması ya da yükselmiş olması bir miktar kar satışlarını beraberinde getiriyor. Ama yine tabii orada bir nihai anlaşmadan ziyade faz 1 dediğimiz ara bir anlaşma yapılacak gibi gözüküyor. Burada yer konusunda bir anlaşmazlık var. Anladığım kadarıyla burada Amerika tarafından iki tane öneri gitmiş, bu kabul edilmemiş. Hani bu Asya mı olur, yeri Avrupa mı olur ama tabii piyasalar bir an önce bu belirsizliğin kalkması ve 15 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan girmesi beklenen vergi, ek vergilerin ertelenmesi ya da ortadan kalkmasını tamamen beklemekte. Bunun bir miktar bu sabah Aralık ayına kalması, belirsizliğin devamı, aynı Brexit sürecinde olduğu gibi sürecin uzaması bir miktar piyasanın içinde negatiflik yaratıyor. Belki bugün gün içinde yine yurt dışında kar satışları görebiliriz ama dediğim gibi bu bir trend ya da bir bozulmadan ziyade hafif bir belirsizlik fiyatlaması gibi gözükmekte. Tabii bu cepheden gelecek yani ticaret savaşlarına dair gelecek olumlu haberler hem bize hem gelişmekte olan ülkeleri olumlu etkilemeye devam edecek gibi gözükmekte. Zaten bizim şu anda özellikle bu Amerika ilişkileri konusunda birisinin ortadan kalkmasından sonra yurt dışı kaynaklı olumlu haberlere ihtiyacımız var. Bir miktar bir hikaye yazmamız lazım. Bu da belki ticaret savaşının nihai ve anlaşmanın hem Türkiye hem de benzer ülkelere olumluluk getirmesi yönünde olabilir. Bu arada tabii Eurobond ihracı 5.7 faiz gördük. Ancak şunu sormak isterim. Ruble cinsinden ihraçla ilgili bankaları değerlendireceği konusunda bir haber akışımız var. Rusya ile iş yapan firmalar borsada Rusya ile iş yapan firmalara bir etki yaratır mı? Bu ikili ilişkilerin daha da yakınlaşması anlamını taşıyor. Çünkü Cem ne dersin?
çok fazla ilk aşamada etki yaratmasını beklemem. Ama tabii yeni bir para cinsi tarzında borçlanma, burada portföyde çeşitlendirme yaratmasından kaynaklı olumlu olabilir. Zaten Rusya'ya da baktığımız zaman şu anda hani ekonomik olarak işler fena gitmiyor. Rus borçlu bu tara baktığımızda ciddi primler söz konusu. Yani böyle bir borçlanma olursa başarı olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi şu an içinde çok böyle şirket bazında etki yapmasını beklemem. Bu arada son sorum, bir cevap da çıksa bir cevap da alayım. Almanya'dan gelen veriler iyi geldi. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısı var. Genel Avrupa görüntüsüne ne dersin? Son sorum bu olsun. Evet, Avrupa'da dünkü veriler bir miktar toparlanma işaretti. Özellikle Almanya'da fabrika siparişleri, ISM hizmet tarafında bir miktar olumluluk gösterdi. Ama tabii hala burada hani Amerika'ya kıyasladığımız zaman Avrupa çok gerisinde. Yani hala o da ciddi bir yavaşlama. Söz konusu zaten dün IMF'den dedi büyümeyi aşağı doğru revizyon geldi. Ama en azından Avrupa tarafında verilerin bir miktar dipten toparlama sinyali vermesi, bu ticaret savaşları hikayesi de birleştirdiğimiz zaman önümüzdeki süreçte özellikle Almanya tarafı için olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Bugün zaten Almanya cephesinden de sanayi üretim birazdan gelecek. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Orada tabii bu Brexit süreci uzadığı sürece başkan görevde kalmaya devam ediyor. Ve herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Brexit belli olmadan ya da orada olumlu ya da olumsuz bir sonuç, nihai bir sonuç olmadan İngiltere Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz değişikliğine gitmesini beklemiyoruz. Cem Tözge, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi seanslar diliyorum ben size. Yine yoğun bir seans olacak gibi görünüyor. Tek taraflı değil, dolar, TL ve tahvil konusunda da zannediyoruz. Evet Ersoy, günaydın. Zeliha, günaydın. Çin ABD herhalde bunlar yer konusunda anlaşamadılar. Çin başkanı Amerika'ya mı gelmek istemedi, yoksa ortak bir yer ama farklı ülkeler mi istendi Çin tarafından? Zeliha, açıkçası bununla ilgili bir detay açıklama gelmedi ama tabii daha önce Şili'de olsaydı tarafsız bir bölge diyelim o tarafa. Fakat Amerika'ya gitmesi daha siyasi bir anlam içeriyordu. İşte Iowa veya Alaska olacak diyordu. Son haberlere göre ise Avrupa veya Asya olabilir, İsviçre olabilir haberleri vardı. Ama dediğim gibi net bir sebebi açıklanmadı. Ama bu az da olsa piyasalarda moralleri bozdu çünkü... aralığa kaldı dediler. Gerçi aralığa şurada çok fazla kalmadı ama aralığın başı mı sonu mu o da belli değil. Bir de bu işler uzadıkça tabii araya başka şeyler de girebilir. İşte Çin tarifelerin kalkmasını istiyor ama Trump seçimlerden önce bir anlaşma yapmak istiyor. Bugün o yüzden de Asya tarafında hafif eksiler vardı. Japonya çok artıyla kapattı. Avustralya, Hindistan artıdaydı Zeliha ama... birkaç günden beri olan olumlu hava bugün olmadı. Tek sebebi ise bu belirsizlikti. Evet, bir de tabii Aramco halka arzı Çin 5 ila 10 milyar dolarlık bir yatırım yapabilir dedi ama aralarında 5 milyar dolar var Ersoy. Yani bu bayağı bir hani zenginiz, 5-10 milyar arası dolar arası yatırım yapabiliriz şeklinde algıladım ben açıkçası. 2 kat fark var. Biraz buradan da detay alayım mı? Tabii bana da aslında ilginç geldi, dediğin gibi çok büyük bir fark var ama şöyle söyleyebilirim, Çinliler son zamanlarda her yerde görüyoruz, bu bölgede de Dubai'de de hem turist olarak hem de yatırımcı olarak Aramco halka arzında tabii en çok şu merak ediliyor, özellikle iç müşteriler, iç yatırımcılar çok yatırım yapabilir devletin teşviğiyle veya baskısıyla diyelim ama dış yatırımcılar, yabancı yatırımcılar bununla ilgili ne düşünüyor? Bugün haberlerde Çinli Silk Road Fund, İpek Yolu Fonu işte 5 ila 10 milyar dolar arasında yatırım yapabilir deniyor. Net bir şey yok ama büyük bir rakam çünkü işte 1,5 trilyon dolar bir değerleme olsa, %2 halka açılsa 30 milyar doların 10 milyar doları Çinlilerden gelse gerçekten çok büyük bir rakam. Dediğim gibi net bir şey yok ama Çinliler gerçekten Aramco ile ilgilenebilir. Bunu biraz sonuçlandığında göreceğiz. Zeliha? OPEC'i de soracağım, 5-6 Aralık. Ne bekliyorsun? Viyana'da her sene Aralık'ta toplantısı oluyor. Kesintiler ilk çeyrekte bitecek. Fakat bundan uzar mı uzamaz mı beklentileri vardı. Bugün gelen haberlere göre artık
tekrar uzatmak istemiyor büyük yatırımcılar. Bu petrol fiyatlarını birazcık düşürdü bugün ama daha o zamana çok var. Bu çok konuşulacak, çok fiyatlanacak bir konu olduğunu düşünüyorum. Zeliha. Ersoy, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum ve hemen biz tabii yurt içi piyasalarındaki gelişmeler adına Yunus Şahin'e döneceğiz info yatırımdan. Yunus, günaydın. Günaydın Zeliha. Şimdi Cumhurbaşkanı bugün Macaristan'a gidiyor ayrı, bunu bir cepte tutalım. Ama bunun yanında 13 Kasım'da çok yakın bir tarihte Amerika'da Trump'la bir araya gelecekler. Etkisini merak ediyorum. Yine tahvil ihracı, Eurobond ihracı etkisi nasıl olur? Ve bilanço dönemindeyiz. Gelen bilançolar piyasadaki rally'nin devamını sağlar mı? Sendeyiz. Evet, aslında gündemi bir miktar özetledin sen de. Dün akşam için en önemli gelişme aslında Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi ve ardından atılan tweetler oldu. Olumlu mesajlar geldi her iki taraftan da. İyi bir görüşme gerçekleştirildiği söylendi. Yine benzer aynı konuların, Suriye'nin kuzeyiyle ilgili konuların görüşüldüğü ve 13 Kasım'daki görüşmenin beklendiği söylendi. Aslında dün sabah da konuşmuştuk bunu. Piyasaların belirsizlik olarak beklediği haberlerden biri buydu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti resmi olarak kabul ettiğini biz dün akşama kadar duymamıştık. Hala bir belirsizlik vardı. Hatta İbrahim Kalın'ın açıklamalarında henüz bu konu belirsizliğini koruyor diye de açıklama gelmişti kendisi tarafından. Dün akşam itibariyle bu netleşti ki bunun Türk lirası cinsi varlıklar için pozitif etkisinde dolar TL tarafında bir miktar görüyoruz. Bugün itibariyle Borsa İstanbul'da da bu etkinin devam etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan küresel piyasalarda da gelişmeler var. Orada ticaret savaşlarında bu ay yapılacak görüşmelerin Aralık ayına ertelenmesiyle ilgili bazı yetkililerden açıklamalar geldi Amerika tarafında. Birazcık oradaki ralliyi bugün için durdurduğunu söyleyebiliriz bu gelişmenin. Hala olumsuz bir haber yok. Anlaşmanın yapılacağına yönelik görüşler korunuyor ancak Kasım ayında yapılması beklenen buluşmanın ve görüşmenin Aralık ayına ertelenebileceği söylentileri endeksleri baskılar hale geldi. Dolarda da bir miktar değer kaybı gördük zaten küresel olarak bakıldığında. Yurt içinde dediğim gibi ana gündem elbette Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'daki görüşmesine ilişkin mesajlar olacak. Bunun iyimserliğiyle güne başlamayı bekliyoruz. 101 bin üzerindeki bir kapanış önemli demiştik dün de ki dün bunu gerçekleştirebildik. Bugün de endeksin 101 bin üzerinde kalarak yükselişine devam etmesini bekliyoruz. Kur tarafında birazcık daha sınırlı düşüşler olduğunu görüyoruz. Burada doların geçtiğimiz haftaya göre birazcık daha küresel olarak da güçlü seyretmesinin etkisi var elbette. Hala 5.75'lerin hemen altında 5.74'lerdeyiz. Burada 5.70 desteği hala korunmaya devam ediyor ki bizim de gün içerisinde izleyeceğimiz destek seviyesi bu aralar olacak. Altın tabii ki. Altını çok merak ediyorlar. Dolayısıyla 1500'ün altına bir geriledi. Çin ABD görüşmeler Aralık ayına sarktı. Bu haberler nasıl etkiler? Evet, aslında burada birazcık daha kötümser bir haber olsaydı yeniden 1500 doların üstünü görebilirdik altında ama hala 1490'larda olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi buradaki görüşme sadece birkaç haftalık bir ertelemeye uğrayacak muhtemelen. Anlaşmanın yapılmasıyla ilgili şüphe henüz oluşmamış durumda. Eğer buradan da şüpheler gelirse, yani anlaşmayla ilgili pürüzler ortaya çıkarsa biz o zaman altında yeniden 1500 dolarların üstünü test edebiliriz ama mevcut ertelenme sadece altını 5-10 dolar kadar yukarıya taşıdı. Hala 1500 doların altındaki seyrin o taraftaki anlaşmaya ilişkin beklentiler sürdükçe geçilmesini beklemiyoruz. Son soru, bilançoların etkisi bankacılık ve havacılık sektöründe nasıl olur? Evet, dün birçok BIST 30 hissesinin bilançosu geldi. Burada İş Bankası aslında en büyük sürprizi yaptı. Çünkü piyasa beklentileri 780 milyon TL civarındayken kar tarafında 1.3 milyarı aşan bir kar geldi İş Bankası'ndan. Burada karşılık giderlerinin beklentilerden daha az yazılmasının elbette etkisi oldu. Onun bir pozitif etkisini biz bugün göreceğiz. Diğer taraftan Türk Hava Yolları'nın finansalları geldi. Burada da 3.6 milyarlık kar beklentisi varken 3.7 geldi. Burada da sınırlı pozitif bir ayrışma görebiliriz endekse göre baktığımızda. Yine Petkim olumlu bir sürpriz yaptı dün akşam gelen büyük hisseler arasındaki bilançolara baktığımızda. Orada da beklentiler 170 milyonlar civarındayken 230 milyon civarında bir net kar geldi ki burada da beklentileri aşan kar yine endeksten bu hisseyi pozitif ayrıştırabilir. Baktığımızda aslında dün akşam gelen tabloların genelinin beklentileri aştığını ve endekse pozitif katkı yapacağını bugün için söyleyebiliriz. Yunus Şahin, teşekkür ediyorum. İyi seanslar diliyorum size. Evet, bilanço sezonu devam ediyor. Burada en fazla sürprizi aslında İş Bankası yaptı. Beklentilerin tam iki katında bir karlılığı geldiğini gördük dün finansallarda diyelim. Kısa bir ara verelim.
Ocak 30 endeksi açılışını gerçekleştirdi. Az önce %0.43'lük bir artışla başladı. Muhtemelen Borsa İstanbul'da da alıcılı bir gün bizi bekliyor. Aksi bir haber akışı yaşamazsak. Bu arada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ekonomisti Roger Kelly Türkiye ile ilgili açıklamalar yaptı Bloomberg HT'ye. Özellikle bankacılıkta Türkiye'deki sorunlu kredilerde bankalar için sorun yarattığından bahsetti. Bunun yanında dış finansman ihtiyacının da Türk ekonomisini baskıladığını söyledi. %6.3'lük sayı daha doğru. Çünkü daha önce 4.6 denmişti. Bence 6.3 daha doğru bir sayı. Batık krediler bankalar üzerine çok büyük bir zorluk sermayesini etkiliyor ya da tekrar kredi verme kabiliyetlerini etkiliyor. Bu sorunların çözülmesi oldukça önemli. Birkaç farklı çözüm olabilir tabii ki yetkililerin ya da bankaların kendi kendine bu sorununa baş etmesi için. En iyi çözüm ne olacak diye bir şey söyleyeyim ancak şu noktada şunu da eklemek istiyorum. EBRD olarak bunun üzerine yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Bizim bir girişimimiz var. Batık kredi girişimimiz var. Zaten yetkililere bu tarz problemlerle baş etmek için, yardım etmek için bu programımız var. Ancak dediğimiz gibi bu çok önemli bir problem ve çözülmesi gerekiyor. Dış finansman ihtiyacı çok ama çok önemli. Türkiye'nin bakış açısından değerlendirecek olursak bu zaten ekonomiyi baskılayan bir şey. Bu arada Şantmanlıkyan'ın da açıklamaları var ABD-Çin ilişkileriyle ilgili. İkisinin de yurt içine kendi halkına oynadığını söylüyorlar yaptıkları bu ilerleyen ya da ötelenen anlaşmayla ilgili. Trump'ın çiftçilere yönelik bir adım atması gerektiğini söyledi Şant. Diğer taraftan Çin'in de gıda enflasyonunu kontrol altında tutması gerek dedi. Birazdan bu haberi sizin karşınıza getireceğiz ve ben de size veda edeceğim. Hoşçakalın. Piyasanın verdiği bir tepki de yok. Yatayız hani bu seviyelerde de çok arsız olmamak lazım. Yeni rekordayız. Hani bu hafta rekor gördük. %1 düşsün hani problem değil. Şimdi bu konu zaten yılan hikayesi. Yani işte faz 1'in A maddesinin 1 numaralı maddesi imzalanacak falana döndü. Resim çok net bence. Bu büyük ölçüde tabanlarına oynanan bir oyun. Yani Amerika tarafında çiftçilere, tarım sektörüne yönelik bir adım atması lazım Trump'ın. Çin tarafında da baktığımızda çok ciddi bir gıda enflasyonu var. Bunu kontrol altında tutmak lazım. Ama onun dışında var olan bütün sorunlar, yani endüstriye yönelik sübvansiyon meselesi, Huawei meselesi, fikri hakların çalınıyor olması, pazarın açılması, yani Amerika'nın talepleriyle Çin'in kusura bakma bizim 2025 hedefimiz bunlardır, uyuşmuyor dediği bütün noktaların sadece ötelendiğini görüyoruz. Bu konu çözülmez de zaten, çözülmeyecekti. Ama tabii ki işte şimdi yarın imzalasalardı belki piyasa biraz daha yukarıya doğru bir tepki verirdi. Ben Aralık ayında da imzalanacağını düşünüyorum. Açıkçası 15 Aralık'taki potansiyel vergi artışlarının gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu kalemler zaten tüketiciyi doğrudan etkileyecek olan kalemler ve tam Noel sezonunda, tüketicinin tam aktif olacağı sezonda fiyat yükselişlerini Trump da istemeyecektir.